Madem ki Java'da temel konuları temiz bir şekilde öğreniyoruz ve bir önceki dersimizde değişkenleri öğrendik, peki bu değişkenlerin önünde kullandığımız veri tipleri nelerdir? Biz örnek olsun diye int ve yani integer ve metinsel ifade olan string'i kullandık. Bunun için yeni bir proje oluşturacağım. Finally Project diyorum. Yine next diyorum. Burada command line app oluşturacağız. Next diyorum. Buraya ise data types. Veri tiplerinin İngilizcesi olan data types'ı yazıyorum. Proje lokasyonu olarak C'nin altında java demos altında data types klasörünün içerisine oluşturacaktır bunu otomatik olarak getirdi dikkat ederseniz. Yani şunun içerisine bir de data types diye bir klasör açacak. Paketimize geçiyorum ve finish butonuna basıyorum. Bu noktada bu klasörün data types klasörünün olmadığını söylüyor ve OK diyorum. Ya siz bir önceki derste olduğu gibi eğer gelmediyse otomatik yeni bir klasör oluşturun veya bunu da yazdığınızda buraya otomatik olarak o klasörü oluşturacaktır. Bu pencerede Aç diyorum Yani Artık java demosun içerisinde Artık Bir de data types projemiz Mevcut Bu noktada Hadi gelin Konuları burada inceleyelim Dedik ki değişken tanımlarken değişkenin Tuttuğu verinin tipini belirtmen gerekiyor Java tip güvenli bir dildir arkadaşlar Yani siz bir değişken tanımladığınızda o değişkenin tipinin ne olduğunu bilmek ister. Bazı dillerde bu böyle değildir. Yani verinin tipini siz vermek zorunda değilsiniz. Ve o uygulama içerisinde bile değişkenlik gösterebilir. Ama Java, C Sharp gibi diller bu konuda katıdır. Der ki sen bir değişken tanımladığın zaman o değişkenin tipi neyse artık onu başka türlü değiştiremezsin. Yani int sayı diye bir değişken tanımladığımda 12 dediğim zaman burada şöyle geldiğim zaman sayı eşittir örneğin Ankara diyemem. Neden? Çünkü sayı bir metinsel sayı, tam sayı ifadedir ve karşılığında sonraki aşamada Ankara olarak onu değiştiremezsiniz. Neden Ankara metinsel bir ifadedir? Bakın, hatanın üzerine geldiğim zaman incompatible types yani uyumsuz tipler diyor. Integer lazım ama ne bulundu? String bulundu. O yüzden bu geçerli değil. Ama ben bunu 13 yapsaydım hiçbir arıza olmayacaktı arkadaşlar. Bu noktada bu şekilde ilerleyebiliriz artık sizinle. Integer tipini tanımladık. Peki integer dediğimiz tam sayı tipi ne tutar ona bakalım. Bu noktada baktığımız zaman bakın burada primitive type dediğimiz bir husus söz konusu. Primitive kelime anlamı ilkel tip demek. İlkel tip arkadaşlar bir dilin en temel e veri tipleridir ve bunlar buradaki tiplerin tamamı veri ee, tipi dediğimiz veri e, bazlı tiplerdir yani değer dediğimiz değer bazlı tiplerdir bu ifade şu an için sizin için hani bir karşılığı yok o yüzden onu hiç kafanızda tutmayın bile yani bu ilkel tip kavramını da e, şimdilik tutmanıza gerek yok ben değer ve referans tipleri birbirinden ayıracak konsepti size çok iyi anlatacağım ileride fakat bu noktada baktığımız zaman bakın int değer tipi olarak bakın tam sayı tutar diyor. Ve bellekte 4 byte'lık yer kaplıyor. Ve eksi mi 2 milyar küsürden artı 2 milyara kadar değer tutabilir diyor. Bellekteki kapladığı alan ise 4 bayttır arkadaşlar. Bu noktada baktığımız zaman bakın buraya kadar sıkıntı yok. Bir sayı daha ekliyorum sıkıntı yok. Birkaç sayı daha ekliyorum yine sıkıntı yok. Birkaç sayı daha eklediğim anda, bakın o sınırları geçtiğim anda, 13 milyara çıktığım anda sayı sıkıntıya girdi arkadaşlar. Neden? Int integer dediğimiz tam sayının sınırlarının dışına çıktık. Eğer siz eksi 2 milyardan ve artı 2 milyarın dışında, yani artı 2 milyardan büyük, küsür oradaki küsürattan büyük, eksi 2 milyar küsürattan küçük bir sayı tutmaya çalıştığınızda bunu integer'la yapamazsınız arkadaşlar. Onun yerine daha farklı bir veri tipi tutmanız gerekiyor, kullanmanız gerekiyor. Kısacası bunların bellekte tuttuğu alana göre e, sayının sınırları mevcut arkadaşlar. Bakın bir diğer tam sayı tutan, bakın burada 4 tane var. Bir diğer tam sayı tutan veri tipi ise byte dediğimiz veri tipidir arkadaşlar. Yani ben burada bakın byte dediğimde int özür byte özür şöyle özür diliyorum şuraya byte sayı dediğim zaman bakın burada sıkıntı yok ama az önce integer kızmıyorken byte kızıyor neden byte'ın sınırlarını aştık. byte'ın sınırları eksi 128 ile artı 127'ye kadardır arkadaşlar. Dolayısıyla ben burada sayı eşittir. 127 dediğimde hiçbir problem yokken 128 dediğimde kızacaktır. Nedeni de bakın diyor ki sen orada byte verdin ama karşılık olarak int. Diyeceksiniz ki 128'i niye peşin peşin integer kabul etti? Şöyle arkadaşlar Programların default dediğimiz, yani karşılığı yoksa onu default olarak aldığı bir veri tipi vardır. Dolayısıyla sayısal, tam sayısal ifadeler int olarak kabul edilir. Dolayısıyla sayı 127'den büyük olduğu için veya bakın ben onu eksi 128 yapsaydım sıkıntı yoktu. Ama eksi 129 özür eksi 129 yaptığım zaman kızacaktır. Çünkü neden? Sınırlarımız eksi 128 ile artı 127'ye kadardır. Ve byte isminden de anlaşılacağı üzere belleğinizde bir byte'lık yer kaplayacaktır. Aynı olay short için de geçerli. Bakın byte ile int arasında 2 byte'lık veri tutan short veri tipi var. Short veri tipi ise Eksi 32.768 ile artı 32.767 arasında sayı tutmakta. Artık uygulamıyorum tabii ki. Nedenini ya hepsi aynı mantıkta olduğu için boşu boşuna burada tekrardan yazmaya gerek yok. Peki byte, short, int konuştuk. Az önce dedik ki eksi 2 milyar veya artı 2 milyar küsür dışında bir sayı tutmak istersek ...o zaman da daha büyük bir veri tipi olan long'dan yararlanıyoruz. Long veri tipi ise burada da gördüğünüz üzere 8 byte'lık bir veri tutarken... ...ve eksi 9 artık bu sayıyı nasıl okursak ile artı 9 küsur arasında bir sayıyı tutuyor. Şimdi diyeceksiniz ki o zaman hocam hiç sıkıntıya girmeyelim. Biz her şeyi long tanımlayalım. Şimdi bununla ilgili yani yap, yaparsanız her şeyi long tanımlayabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntısı yoktur açıkçası. Yani e, size uygulamanızda uygulamanızın çalışması ile ilgili bir arıza vermez. Fakat fakat 8 byte'lık bir veri tutuyor olması itibariyle ve bu verilerle çok uğraştığınız zaman integer integer'a göre 2 kat daha fazla bellek tüketimi yapmış olacaksınız. Tabii ki günümüzde eskisi gibi değil. Eskiden bunlar çok önemliydi. Dediğim gibi bir önceki derste ben lisedeyken 64 megabaytlık bir RAM'im vardı bilgisayarımın. 64 megabaytlık RAM'i vardı. Dolayısıyla büyük bir veri geldiğinde, binlerce sayıdan oluşan bir veri geldiğinde o zamanlar sıkıntılıydı. Hele ondan önce daha da sıkıntılıydı. Ama günümüzde artık RAM'ler oldukça büyük olduğu için sıkıntı olmuyor. Fakat yine de birçok geliştirici alışkanlık gereği bu tip tam sayıları integer olarak tanımlarlar arkadaşlar. Tam sayı olduğunu söyledik integer'ın. Bakın ben bu noktada şöyle bunu byte, int fark etmez. E, hepsi için geçerli. Bu saydığım 4 tip için geçerli. Bakın int verdiğimde sıkıntı yok. Integer tam sayı demek arkadaşlar. Ben bu noktada aynen şurada olduğu gibi ondalıklı bir sayı tutmaya çalışırsam 12.5 tutmaya çalışırsam uygulama bana yine kızacaktır. Bakın diyor ki ben integer bekliyordum ama sen bana double verdin. Buradan da anlıyoruz ki ondalıklı sayıların defaultu double. Double arkadaşlar ondalıklı sayıları tutmak için kullanılır. Dolayısıyla ben bunun double yaparsam bakın burada olduğu gibi herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmıyor olacağım. Diyeceksiniz ki bu noktada hani örneğin 12 buçuk, 12 buçuk evet ama hani bunların sınırları nelerdir derseniz onun içinde eee double 8 byte'lık bir veri tutar ve oldukça büyük küsuratta verileri tutabiliyor. Float ise 4 byte'lık bir veri tutup biraz daha e, ondalıklı sayısı az olacak şekilde veri tutabiliyor arkadaşlar. Ama default olarak ondalıklı sayıların veri tipi double'dır. Peki genellikle bir programcı nasıl çalışır? Int ve double ile çalışır. Yani benim e, %99 kullandığım ve çevremde kullanılan geliştiricilerin kullandığı ortak iki dil, iki sayısal tip vardır. Bunlardan biri double, diğeri ise int'tir. Yani integer'dir arkadaşlar. Genellikle bu ikisi kullanılır ama özellikle bir bankacılık uygulamasında küsuratın çok olduğu bir noktada yine tabi double kullanılır. Daha az olan ortamlarda float kullanılabiliyor veya sayısal anlamda Örneğin 0 ile 100 arasında bir sayı tuttuğunuz zaman yine integer çalışabilirsiniz ama o noktada byte gibi, short gibi veri tiplerinden de yararlanılıyor. Bazı ortamlarda örneğin tc kimlik numarasını long olarak tutarlar sayısal olduğu için. Ben tc kimlik numarası gibi alanların e, üzerinde matematiksel işlem yapılmadığı için best practice olarak metinsel tutulmasından yanayım. Genellikle de böyledir. Fakat hani onu long tutmak istiyor. E, pardon sayısal tutmak istiyor. E, o zaman integer sınırlarının dışında olduğu için... ...TC kimlik numarasının birçoğu. Yani 2 milyardan daha fazla oluyor değil mi? Evet. TC kimlik numarası e, bu bağlamda long olarak tutulur. Böyle örneklerde e, görüyoruz. Kısacası sizin burada bilmeniz gereken şey... E, ...byte, short, int ve longun tam sayı... Float ve Double'ın ise ondalıklı sayı tuttuğunu bilmeniz yeterlidir arkadaşlar. Şimdi buraya baktığımız zaman primitif tiplere biz bu 4 tane 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane tipi konuştuk. Bir de Boolean ve Char denilen iki tip var arkadaşlar. Char bakın single character yani tek karakter tutan ve 2 byte'lık bir alan kaplayan bir veri tipidir arkadaşlar. Baktığımız zaman şöyle ki örneğin char dediğinizde char şöyle karakter dediğimiz zaman char veri tipini tipi adı üstünde karakterdir arkadaşlar. Onu şöyle bir tek tırnak içerisinde bakın şöyle tuttuğunuz zaman sıkıntı Bakın diyor ki geldi diyor ki ben char bekliyordum ama sen bana string verdin. Yani karakterleri tek karakter olmak koşuluyla tek tek tırnak içerisinde tutuyoruz. Bakın AB yazdığım zaman buna yine kızdı. Tek karakter tutmak istediğiniz zaman yine char veri tipinden yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Char veri tipini çok yoğun kullanmayız. Fakat bir string ifade, metinsel ifade aslına bakarsanız arka planında bir karakter topluluğudur. Yani Ankara ifadesi şöyle string string şehir dediğimizde Ankara ifadesi küçük büyük harf olmak zorunda değil arkadaşlar. Ankara ifadesi bir karakter topluluğudur. İçerisinde 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane eleman olan dizidir. Bunlarla kafanızı şu an için yormayın arkadaşlar. Henüz dizileri bilmiyorsunuz. Sadece ufak bir bilgi vermek istedim. İlerleyen zamanlarda bunlar bizim için oturacaktır arkadaşlar. Ve devam edelim. Bir veri tipi de boolean dediğimiz veri tipidir. Son olarak onu konuşacağız. O da bir baytlık veri tutar. Onun karşılığı nedir biliyor musunuz? Doğru veya yanlış. Sıfır veya birdir arkadaşlar aslında sayısal bir şeydir, değerdir. Diyeceksiniz ki yani bu kadar sayısalın içerisinde char ne geziyor? Aslında char da sayısal bir karakter. Şöyle ki bu karakterler aslında arka planda ASCII kodu dediğimiz çok kafayı yormaya gerek yok. Şöyle ASCII kodu dediğimiz örneğin büyük küçük a, büyük a bunların hep her birinin birer sayısal karşılığı vardır arka planda. Dolayısıyla aslında onlar da sayısaldır. Şimdi boolean'a gelelim. Boolean mesela doğru mu? eşittir. Bakın bu true ya da false tutuyor arkadaşlar. Boolean doğru mu? True ya da false. Oldukça yoğun kullanılan bir veri tipidir arkadaşlar. Örneğin bir veri kaynağına bakıp kişinin yaşı 15'ten fazla mı? Doğruysa, eğer bu iş ifade doğruysa bu değişkeni true diye atıyoruz. 15'ten küçükse veya 15'e eşitse o zaman false atıyoruz. Buna göre daha sonra öğreneceğimiz şartlı bloklarda kullanıyoruz. Şu an kafayı yormaya gerek yok burada ama örneğin şu şekilde doğru mu? eşit eşittir true ise yani bu işlem doğruysa bu bloğun içerisindeki kodu çalıştır demek. Yine burayla kafayı yormayın. Bunları da eğer bilmiyorsanız bunları da zaten ben size en baştan anlatıyor olacağım arkadaşlar. Dolayısıyla boolean'ı da bu şekilde 1 byte'lık veri tutan 0 veya 1 aslında değerini tutan true veya false değerlerini tutan bir değişken veri tipi olarak Bilmeniz bilmeniz yeterli şu an. Zaten biz uygulamalarımız boyunca bunları defalarca kullanıyor olacağız.